Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Lindsay Hawker davasını işleyeceğiz. Bu dava beni gerçekten çok etkiledi ve hani çok böyle tüylerim ürperdi araştırırken. Bu yüzden size anlatmak için de açıkçası çok heyecanlıyım. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca Karanlık Dosyalar Podcast'inin de bu haftaki bölümünde Cindy James davasını işledik. Eğer merak ediyorsanız açıklamaların en başındaki linkte ona da ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi videomuza geçelim. Lindsay Hawker 30 Aralık 1984'te İngiltere'nin Coventry şehrinde dünyaya geldi. Annesi Julia Hawker, babası da Bill Hawker'dı. Ve ailece Coventry'nin biraz dışında kalan bir kasaba olan Brandon, Warwickshire'da yaşamaktaydılar. Lindsay, Coventry'de bulunan 8. Henry Okulu'nda eğitimini gördü. Ardındansa Leeds Üniversitesi'ni kazandı. Burada tercih ettiği bölüm ise biyoloji oldu. Hatta bölümdeki öğrenciler arasında birinci oldu ve 2006 yılında bir onur belgesiyle mezun oldu. Aslında yüksek lisans yapma planları vardı ama daha sonra Japonya'da bir yıl İngilizce öğretmenliği yapmayı tercih etti ve bundan dolayı da Japonya'ya taşındı. Ekim 2006'da Nova'nın Tokyo şubesi olan Koiwa'da işe başladı ve bu bahsettiğim okulsa o zamanlar Japonya'daki en büyük İngilizce okuluydu. Lindsay hem burada İngilizce dersi veriyordu Japonya'da yaşayan kişilere hem de bir yandan da orada yaşamını sürdürmeye, oraya alışmaya çalışıyordu. Hatta kaldığı yerde ise iki oda arkadaşı vardı. Onlarsa oraya yine Lindsay gibi öğretmenlik yapmaya gelmiş iki kadındı ve yabancıydılar, yani Japon değillerdi. Lindsay burada hem yaşarken hem de çalışırken birisiyle tanıştı ve bir e-mail aracılığıyla tanışmıştı bu kişiyle ve bu kişi ise Tatsuya Ichiyashi'ydi. Hatta Tatsuya bu bahsedeceğimiz olaylar yaşanmadan 4 gün önce Lindsay bir tren yolculuğu yaparken ona yaklaşmıştı ve onunla konuşmaya çalışmıştı. Ve ona yaklaşırken de "Pardon, siz benim İngilizce öğretmenim değil misiniz?" demişti. Ama aslında Lindsay onun İngilizce öğretmeni falan değildi. Ondan herhangi bir doğrulama alamayınca da onun çalıştığı bu Nova okulunda bir öğrenci olduğunu ve Lindsay'nin de onun öğretmeni olduğunu söylemeye devam etti. Trenden indiler ve Lindsay evine doğru bisikletiyle dönmeye başladı. O sırada da Tatsuya onu kovalıyordu. Yani onu takip ediyordu diyeyim daha doğrusu. Ve evine kadar onunla birlikte gitti. Eve geldiklerinde ise çok yorgun olduğunu, bir bardak suya ihtiyaç duyduğunu söylemeye başladı. Ve Lindsay de onun için üzüldü açıkçası. Yani yazık, buraya kadar geldi işte, susuz kaldı, kötü oldu, böyle bir su vereyim dedi. Ve bundan dolayı da dairesine girmesine izin verdi Tatsuya'nın. Ama önlem olarak da iki oda arkadaşını da çağırdı ve onlara da bu kişinin kim olduğunu tanıttı ve hani orada olduğundan haberdar olsunlar ki başımıza bir şey gelmesin istiyordu. İçeri girdikten sonra Tatsuya eline bir kalem kağıt alıp Lindsay'nin resmini çizmeye başladı. Ve onun resmini çizdikten sonra da altına imzasını atıp imzanın da yanına telefon numarasını, işte adını, soyadını ve e-mail adresini bıraktı. Lindsay ile İngilizce dersi Lindsay'den İngilizce dersi almayı çok istiyordu ve bu konuda çok ısrarcıydı. Bundan dolayı ikili yaklaşık 4 gün sonra Nova okulunun böyle ayarladığı, izin verdiği kafelerden birisinde İngilizce dersi yapmak için anlaştılar. Anlayacağınız özel ders gibi bir şey olacaktı. Hem okulun da bilgisinin olduğu bir yerde ikisi buluşacaklardı. Lindsay ona özel ders verecekti İngilizce üzerinden. Şimdi isterseniz biraz da Tatsuya'nın kim olduğundan bahsedelim. Tatsuya Ichiyashi 5 Ocak 1979 tarihinde Gifu eyaletinde dünyaya geldi. Kendisi bir oğlak burcuydu ilgilenenleriniz için. Ve Gifu'da ve Tokyo'nun hemen doğusunda bulunan Chiba eyaletinde büyüdü. Tatsuya'nın annesi bir diş hekimi ve babası ise bir doktordu. Durumları da iyiydi anlayacağınız. Tatsuya Chiba Üniversitesi'nde bahçe bitkileri bölümünde okuyordu. Ve 2005 yılında bu bölümden mezun olmuştu. Daha sonra ise çalışmak yerine ailesinden para almaya devam etti ve ailesi o zamanlar yaklaşık ona 100 bin yen aylık ödenek veriyordu ve bununla Tatsuya da geçimini sağlıyordu. Bahsedeceğimiz olaylar yaşandığında Tatsuya 28 yaşındaydı ve Chiba'nın Ichiwaka şehrinde yaşıyordu.
daha önce herhangi bir mahkumiyeti vesaire olmamıştı. Yani polisle başı aşırı bir derde girmemişti Tatsuya'nın. Sadece yaklaşık 6 yıl önce, yani bu bahsettiğimiz zamandan yaklaşık 6 yıl önce bir hırsızlık ve yaralanma davasına konu olmuştu. Çünkü birisini sanırım soymaya çalışırken adama saldırmış ve bundan dolayı da işte polisler olaya dahil olmuş. Ama daha sonra bu adamla aralarında anlaşmışlardı ve yani mahkemeye çıkmadan bu sorunu halletmişlerdi. Bunun dışında herhangi bir sıkıntısı vesaire yoktu polisin de gözünde. Ayrıca yine bahsettiğimiz zaman diliminde Tatsuya'nın düzenli bir ilişkisi vardı bir kadınla ve bir yıldır yaklaşık çıkmaktaydılar. İnsanların söylediğine göre böyle vücut geliştirmeye biraz takıntılı bir çocuktu kendisi ve sürekli spor salonuna giderdi neredeyse her gün ve bu gittiği günlerde hiçbir şekilde aksatmaksızın her gün 25 kilometre bisiklet sürerdi. Ek olarak mangaya çok ilgisi vardı ama birazcık böyle şiddet içeren mangalara ilgi duyuyordu kendisi. Ve benim kendisi hakkında bulabildiğim bilgiler bu kadar. Ama şimdi geri dönelim ve hani hem Tatsuya'dan da bahsetmişken ikilinin buluştuğu güne gidelim. Lindsay ve Tatsuya 24 Mart 2007 Cumartesi günü bu bahsettiğim kafede buluştular. Tatsuya'nın evi buraya çok yakındı. Aslında sadece birkaç yüz metre ötedeydi. Ama bir taksiye binerek onun evine gittiler ardından, yani dersin ardından. Ve Lindsay arabadan inmeden önce taksi şoförüne ben hemen geri geleceğim, lütfen gitmeyin, burada bekleyin, buradan evime döneceğim dedi. Bunun ardından da Tatsuya ile birlikte onun dairesine girdi. Ama aradan 7 dakika geçti ve Lindsay hala geri dönmüyordu. Bu yüzden de taksici herhalde gelmeyecek diye orayı terk etti. Ama o günden sonra Lindsay'den haber alınamadı. 25 ve 26 Mart'ta dersleri vardı okulda ama bu derslere gitmemişti. Ve ailesi de onunla iletişime geçemedikleri için endişeleniyorlardı. Normalde sık sık birbirleriyle haberleşirlerdi. Telefondan olsun, Skype üzerinden olsun, e-mailler üzerinden olsun, daima bir iletişim halindeydiler. Ama yani o gün hiçbir şekilde ondan haber alamayınca gerçekten endişelenmeye ve okula sormaya başladılar. Okulda artık 26 Mart günü hala ondan haber alamayınca saat 14.30'da polisi arayıp kayıp olduğunu bildirdi. Ve bunun ardına iki tane memur saat 17.40'da Tatsuya'nın evine gönderildiler. Bir kontrol edeceklerdi orada mı, her şey yolunda mı vesaire diye. Ama herhangi bir uygun sebep olmadan kapıyı çalmalarına izin verilmiyordu, yani içeriye girmelerine vesaire. Çünkü şu anda Lindsay'e bir şey olduğuna dair bir kanı yoktu ortada ve herhangi bir suçlu da yoktu. Bundan dolayı oraya ilk gittiklerinde içeriye giremediler. Ama içeride hani ışık olmamasına rağmen dairede birisinin olduğunu anlayabilmişlerdi. Onlara bu Tatsuya'nın hakkındaki geçmişte yaşanan şeyler de anlatıldı. İşte bu bahsettiğim davaya gitmeden kurtulduğu olay vesaire. Ve bunun da ardından saat akşam 7'de destek için tekrardan polis merkezini aradılar. Ve bunun da üstüne sonraki bir saat içerisinde Tatsuya'nın evinin oraya 7 tane daha polis memuru gönderildi. Yani şu an artık 9 tane polis memuru kapısında bekliyordu. Onlar beklerlerken Tatsuya birden evden çıktı ve çıplak ayaklıydı. Yani ayakkabılarını bile giymemişti. Elinde de bir sırt çantası vardı. Ve durumu fark ettiği için kaçmaya çalışıyordu aslında. Polislerden birisi hemen üstüne atlayıp sırt çantasını kaptı. Ama Tatsuya sırt çantasında böyle kurtularaktan onlardan kaçmaya devam etti. Ve polislerin de hiçbirinin yanında telsiz yoktu. Bundan dolayı da birbirleriyle, hani yukarıdaki polisler aşağıdaki polislerle iletişime geçip de adam kaçıyor diye haber veremediler. Tatsuya'nın evi de bu arada 4. kattaydı. O yüzden diyorum yani yukarıdaki ve aşağıdaki polisler diye. Tatsuya nasıl yaptıysa o sırada spor ayakkabı giymişti ayağına ve son merdivenin böyle son birkaç basamağını böyle atlayarak onlardan kurtulmayı başardı. Daha sonra polisler tekrardan üstüne doğru koştuklarındaysa sokakta böyle zikzaklar çizerekten yine onlardan kurtuldu. Sırt çantasının içine baktıklarındaysa spor kıyafetlerini buldular. Büyük ihtimalle spor salonuna gidip onları yıkamayı düşündüğünü tahmin ediyorlardı. Polisler eve girdiklerinde ise hayal bile edemeyecekleri bir şeyle karşılaştılar. Benim de aklımın ucundan geçmemişti açıkçası böyle bir şey bulacakları. Ben de çok şaşırdım bu kısmı araştırırken. Evin balkonunda bir küvet vardı arkadaşlar. Ve bu küvetin içerisi böyle toprakla ve belli kum karışımlarıyla doldurulmuş.
olmuştu. İçine ise birisi gömülmüştü. Ve bu da Lindsay'di. Lindsay'nin çıplak cansız bedeni bu toprağın yani küvetin içindeki toprağın içinde gömülü haldeydi. Ve ellerinden birisi de böyle dışarıya sarkar haldeydi. Kendisi kravatlar ve atkılarla bağlanmış ve ağzı da aynı şekilde tıkanmıştı. Vücudunun üst kısmında morluklar vardı ve bunlar da uzun süreli bir saldırıya maruz kaldığını gösteriyordu. Ve incelemenin ardından yüzünün böyle yüzünün sol tarafındaki yumurta büyüklüğündeki morluğun bir yumruktan kaynaklandığı ve vücudunun geri kalanındakilerin ise evdeki eşyalarla yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yani mobilyalara çarparak oluşmuştu diğerleri bu bahsettiklerim. Hem Lindsay hem de Tatsuya dövüş sanatlarına hakimdi bu arada. Ama Tatsuya ondan daha üstündü bu konuda. Çünkü siyah kemere sahipti. Ve onu boğmaya çalışıp da ardından da boynundaki kıkırdağı kırdığında Lindsay hayatını kaybetmişti. Ayrıca Tatsuya Lindsay'in canına kıydıktan sonra saçlarını tıraş etmişti. Ve eşyaları da bütün odaya saçılmış halde bulundu. Tatsuya bahçe bilimleri mi ne öyle bir şey okumuştu demiştim size az önce. Gerçekten adını unuttum. Çok özür dilerim bu bölümü okuyanlar varsa ama. Ve bundan dolayı topraklar konusunda bilgisi vardı benim anladığım kadarıyla. Ve Lindsay'i o işte küvetin içerisine koyduktan sonra toprağa da böyle belli şeyler sıktığı tespit edildi. Belli karışımlar sıkmıştı. Ve bu da yani hem oradaki içerideki şeyin çürümesini hızlandırmak hem de toprağın böyle daha da sıkışmasını ve onu içeride böyle kompozit halde tutmasını sağlamak için yapılmıştı. Polislerin düşüncesine göre Tatsuya cansız bedeni ya betona gömmeyi planlıyordu ya da balkonda o işte onun içinde çürümesini bekleyip ardından ondan kurtulmayı planlıyordu. Ve kullandığı bütün malzemeleri de 26 Mart günü polis gelmeden yani sadece birkaç saat önce 6 kere bu yaşadığı yerde bulunan hırdavatçıya gidip gelerek satın almıştı. Polislerin düşüncesine göre Tatsuya bu bahsettiğimiz küveti pazar gecesiyle pazartesi sabahı arasında bir saatlerde banyodan sürükleyerek balkona taşımıştı. Bunun sebebi de komşuların o saatlerde yukarıdan böyle bir eşya sürüklemesi ya da böyle bir gıcırtı gibi sesler duymasından dolayıydı. Ve polislerin bu olay yerine gittikleri, Tatsuya'yı da ellerinden kaçırdıkları günde ilerleyen saatlerde yine polisler onun hakkında bir arama emri çıkarttılar, yakalama emri daha doğrusu. Ve bunu da şuna dayanarak yaptılar. Bir cansız bedeni terk suçu. Yani orada hani her ne geldiyse başına çünkü tam olarak bilmiyorlar emin olmasalar bile net bir kanıtları olmasa bile orada onu terk etmişti ve bundan dolayı suçlu durumundaydı. Hatta Tatsuya bu suçtan dolayı ülke çapında arananlar listesine girdi. En çok arananlar arasındaydı. Ve 29 Mart'ta da dedektifler apartmanın girişinde bir market arabası buldular. Bununla da bu küvetteki toprağı taşıdığına inanıyorlardı. Yine 29 Mart günü 20 tane polis memuru Tokyo'nun doğusunda bulunan Nishi Funabashi istasyonu yakınlarındaki bir otel olan Hotel Chateau'ya baskın düzenlediler. Çünkü Tatsuya'nın orada olduğundan şüpheleniyorlardı. Ve orada bulamadılar. Bahsettiğimiz otel de birazcık yani işlerin döndüğü bir otelmiş. Ama orada bulamadılar onu ve bunun da ardından Tatsuya'nın böyle bir kadın kılığına girmiş fotoğraflarını basına verdiler. Kılık değiştirmiş olabilir, dikkat edin diye. Ek olarak Tatsuya'nın işte Lindsay'nin resmini çizdiği o çizimi de halka yaydılar. Eğer birisi görüp de hani çizim stilini vesaire tanır da herhangi bir ipucu getirebilirse diye. 2008 yılının başında polislere birkaç ipucu daha geldi. Tatsuya'nın erkek olan cinsel partnerleri tarafından verilmişti bu ipuçları da. Kabukicho bölgesinde görüldüğünü söylemişlerdi. Öyle düşünüyorlardı. Ve oraya da bir araştırma başlattılar. Ama herhangi bir şekilde bir sonuç elde edemediler. Bunun da ardından yılın ikinci yarısında soruşturma duraklama noktasına geldi. Ekim 2008'e kadar 140 tane polis memuru bu soruşturmaya dahil olmuştu. Ve o ay yani Ekim ayında polisler Tatsuya'nın kendi canına kıymış olabileceğini düşündüklerini söylediler. Ama Hawker'ın yani Lindsay'nin babası Bill Hawker bunun tamamıyla bir bahane olduğunu ve hani insanlar sussun diye yaptıklarını düşündüğünü söyledi. İşte hani soruşturmada artık ilerleyebilecekleri ipuçları büyük ihtimalle kalmadı. Bu soruşturma durma noktasına geliyor ve bunu söylemek istemedikleri için Tatsuya'nın canına kıymış olabileceğini düşünüyoruz diye bir iddia ortaya atıyorlar diye düşünüyordu. Çünkü bazı iç kaynaklar Lindsay'nin babasına polisin soruşturmayı küçültmek amacıyla değişik taktikler uygulamaya çalıştığını söylemişti.
ve polisler soruşturma küçültmekle alakalı vesaire hiçbir şey söylememişti Lindsay'nin babasına ya da İngiltere'deki görevlilere, dışişleriyle ilgilenen kişilere vesaire. Ancak ilginç bir şekilde 4 Kasım 2009 tarihinde polisler yeni bir açıklamada bulundular. Söylediklerine göre Tatsuya estetik operasyonlar geçirmişti ve bundan dolayı da eskiden olduğu kişi gibi görünmüyordu artık. Söylenenlere göre Tatsuya birkaç tane estetik ameliyatı geçirmiş ve burnunu böyle kaldırtmış. Ardından göz kapaklarına böyle bir katman daha ekletmiş. Dudaklarının ikisini de inceltmiş ve yanağındaki birkaç tane beni de aldırmıştı. Ve daha sonra Nagoya'daki bir kliniği ziyaret etmişti. Estetik operasyon kliniğini ve burada tekrardan bir burun ameliyatı olmuştu. Burnunu böyle daha da kalkık, değişik göstermek için. Ve bundan dolayı aslında insanların onu tanımamış olması mümkündü. Ki zaten fotoğraflara da bakarsanız adamın kaşları vesaire acayip farklı duruyor ilk halinden. Yani bizim için belki biraz daha zordur ayırt etmek. Ben şahsen Asyalıları çok böyle birbirlerine benzetiyorum ama hani onlar içerisinde belki daha rahat ayırt edebiliyorlardır birbirlerini. Ben olsam ayırt edemezdim yani bu iki fotoğraftaki kişiyi, yani iki kişinin aynı olduğunu söyleyemezdim. Ama dediğim gibi bu operasyonlardan dolayı Tatsuya yani tanınmamayı 2 sene boyunca başarmıştı. Bundan dolayı polisler son estetik operasyonunun hemen öncesinde çekilmiş bir fotoğrafını basına yaydılar ve bu kişiyi arıyoruz artık, buna odaklanın diye bildirdiler insanlara. Ayrıca daha birçok uğraşta da bulundular yerini tespit edebilmek için. İşte onu tanıdığını söyleyen bu klinik uzmanlarını, orada çalışan kişileri vesaire hepsini sorguladılar. Ve birçok ipucunu bir araya getirerek, birçok böyle ihbarı yapan kişiyi de bir araya getirerekten 10 Kasım 2009'da Tatsuya'yı Okinawa'ya giden bir feribota binmeye çalışırken tutukladılar. Tutuklandığı sırada Osaka bölgesindeydi bu arada ve tutuklandığında suçunu itiraf etmedi. Sessiz kalmayı tercih etti ve yaklaşık 23 gün boyunca da hiçbir şey söylemedi 2 Aralık'a kadar. Ve 2 Aralık'ta da kendisi bir işte cansız bedeni terk etmekle ve aynı zamanda CS ile suçlandı ve hakkında 2 tutuklama emri daha çıkarıldı. Tatsuya'nın avukatları da sessiz kalmasının sebebinin onun işte konuşmaması halinde idam cezasına çarptırılacağıyla tehdit edilmesi ve aynı zamanda da yorgunluktan ve stresten olduğunu söylediler. Fakat 23 Aralık'ta avukatlarından birisi Lindsay'nin hayatını kaybetmesinde Tatsuya'nın bir parmağı olduğunu kabul etti. Ama onun canına kıyma niyetinde olmadığını, aksine onu suni bir şekilde canlandırma girişiminde bulunduğunu söyledi. İlginç bir canlandırma girişimi eğer küvette bitki gibi koymasından bahsediyorlarsa, tövbe tövbe. Yani acayip sinirlerim bozuldu bunu da duyunca. Yani belki suni teneffüsten bahsediyorlardır, bilemiyorum. Ama şöyle de bir gerçek var ki Japonya'da sadece bir kişinin canına kıyan kişilerin idam cezasına çarptırılması çok nadir bir durum. Hatta bu bahsettiğimiz zamanlar içerisinde yani 2010 yılı itibariyle Japonya'daki idam cezasına çarptırılan 111 tane mahkumdan 10 kişiden daha azı sadece bir kişinin canına kıymıştı ve geçmişte de suçları vardı. Yani 111'in içerisinde 10'dan daha az diye bahsediyoruz, düşünün. Bundan dolayı çok fazla bu cezayı vermedikleri de anlaşılıyordu bu kişilere. Genellikle birden fazla olursa veriyorlardı. Mahkemede Tatsuya yani yardım için çığlık atmasını önlemek için ağzını kapattı ve Hawker'ı yani Lindsay'i bu şekilde boğduğunu itiraf etti bu arada. Ve 21 Temmuz 2011'de Chiba Bölge Mahkemesi Tatsuya'yı Lindsay Hawker'ın canına kıymaktan ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Lindsay'nin ailesi idam cezası talep etmişlerdi ama mahkeme onun daha çok genç olduğunu, 32 yaşında olduğu için ve sadece bir kez böyle bir şey yaptığı için rehabilite edilme şansının olduğunu düşündüklerini söylediler. Bu yüzden sadece ömür boyu hapis cezası vereceklerdi. Tatsuya da bu arada tutuklandıktan sonra hikayenin kendi tarafını anlatan bir kitap yazdı ve kitabın adı da Tutuklanana Kadar'dı. Bu kitapta tutuklanmadan önceki o kaçışta olduğu 2 yıl boyunca başına gelenleri, neler yaşadığını vesaire anlatıyordu. Ve kitaptan kazandığı bütün parayı da Lindsay'nin ailesine vermeyi teklif etti. Ama Lindsay'nin ailesi tabii ki bu teklifi reddettiler. Daha sonra bir de bu kitap hakkında ve bu olay hakkında da bir film yapıldı. Ve bu da başrolünde Japon aktör Dean Fujioka'nın yer aldığı bir filmdi. Adıysa I Am Ichiyashi, Journal of a Murderer'dı. Ve bu film de Kasım 2013'te gösterildi.
gösterime girmişti. Daha sonra tabii birçok tepki aldı. Hani bu şeyi, suçu işleyen kişiyi yüceltiyorsunuz. Yani neden böyle bir film yaparsınız? Çünkü bu film sadece Tatsuya'nın kendi tarafını anlattığı kitabının filmiydi. Aslında Lindsay tarafından yapılmış gibi bir film değildi yani. Bundan dolayı insanlar da tepkiye yol açmıştı. Ama Tatsuya hala hapiste ve ömür boyu hapis cezasını çekmeye devam etmekte. Evet, bugünkü davada bu şekildeydi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtin. Yani böyle bir şey gerçekten benim aklıma bile gelmemişti. Balkonuna götürüp bir küveti onun için toprakla doldurması, üstüne bir şeyler sıkması vesaire böyle. Yani okurken böyle gerçekten ağzım açık bir şekilde okudum bunu. Yani inanamadım gerçekten. O yüzden sizin düşüncelerinizi cidden merak ediyorum. Sizce Tatsuya'nın aldığı ceza bu arada yeterli mi? Gerçekten rehabilite edilebilecek bir durumda olduğunu düşünüyor musunuz? Bunları da belirtebilirsiniz. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerlerde aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Karanlık Dosyalar Podcast Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast üzerinden bedavaya dinleyebilirsiniz. Onu da en başta açıklamalarda linkini görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.